Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün çok bereketli bir gün. Çünkü muhakematın üçüncü makalesi olan Unsurul Akide'ye başlıyoruz. Yani burada Bediüzzaman bir nevi kelam ilminin özetinin özetini veriyor. Yani malumat değil verdiği, doğrudan akaid-i İslamiye. Anladın değil mi? Yani kelimesi fazla değil. Yani tartışmalara girmiyor. Özünü anlatıyor. Allah'a iman, ahirete iman, nübüvvet müessesesine iman, Kur'an kitaplara iman, diğerlerini sadece zikrediyor. Ama esas olan bu dördü. Başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Manayı biliyorsunuz. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bu kelime-i aliye, bu yüce kelime, üssül esası İslamiyet olduğu gibi, İslamiyet'in temeli, kainat üstünde temevvüc eden İslamiyet'in, bütün kainatın üzerinde dalgalanan İslamiyet sanki kainatın bayrağı, en nurani ve en ulvi bayrağıdır. Bu bayrak oldu mu, bitti. Onun için şair-i İslamiye önemlidir. Bu da şairdendir. Bunu terk edip Tanrı uludur, uludur diyenleri Allah uluttu şimdi cehennemde uluyorlar. Geberdiler hepsi de. Evet, şimdi bu cümleydi. Açıyor şimdi bu cümleyi. Şerh ediyor. Ni'ami tasdikiydi değil mi bunun adı? Evet. Misak-ı ezeliye ile. Hangisi misak-ı ezeliye? Okusana. Elestu bi rabbikum. Kalu bela şehidna. Ah. Yani Cenab-ı Hak soruyor, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlara, ruhlar aleminde. Diyorlar ki, evet sen bizim Rabbimizsin. Şahitlik yapıyoruz. Misak-ı ezeli bu. Misak-ı ezeliye ile peyman ve yeminimiz olan. Yemin demek peyman. Daha ziyade bu devlet saltanatta kullanılır bu tabir. İman. İmanımız neymiş? Yeminimiz. Şehidna dedik ya, orada aynen ayet işaret ediyor. Bu menşur-u mukaddeste yazılmıştır. Bu da çok enteresan. Menşur ferman demek. Özellikle Abbasilerde, Selçuklularda bu tabir kullanılır menşura. Allah'ın ilahi fermanında. Nedir o? Bu şehadet kelimesi. Evet, yeniden açıyor bunu. Ab-ı hayat olan İslamiyet ise, İslamiyet bizim hayat suyumuz. O olmazsa hayatımız susuz kalır, susuz. Bu kelimenin aynül hayatından, hayat çeşmesinden, ayn göze demek, göze. Göze ne demek biliyor musunuz? Dağlarda böyle fışkıran, yerden çıkan çeşmelere, çeşme değil yani, göze derler bizde. Çıktığı yer yani. Çıktığı yer yani, çıkır fıkır fıkır. Dağlarda ben çok yaşamışım. O kadar güzeldir ki bunları seyretmek. O hayat gözesinden nebaan eder, fışkırır. Yani İslamiyet'ten. Evet, yeniden açıklıyor. Ebeden amzet olan, aday olan nevi beşer içinde, insan oğlu içinde saadet sarayı ebediyeye. Kainat, yani ahiretteki ebedi saadet, mutluluk sarayına tayin ve tebşir olunan. Demek ki insan neye tayin edilmiş? Görevlendirilmiş, müjdelenmiş bu dünyada. Neyle? Vallahu yed'u ila daris selamla. Allah sizi mutlak selamet ve saadet diyarı olan cennete davet ediyor diyor ayet. Ellerine verilmiş bir ferman-ı ezelidir. Ne o? Bu şehadet kelimesi. Evet, daha açıklıyor. Kalp denilen avalim-i gayba karşı olan penceresinde kurulmuş. Kalp neymiş? Gayb alemlerine karşı kurulmuş bir pencere. Ahireti, Allah'ın sıfatlarını, zatını kalpten başkası anlamaz. Göz akıl idrak edemez. La yudrikuhul ebsar. Ve huve yudrikul ebsar. Yani ve huve yudrikul ebsar. Bu gören gözler onu idrak edemez. Ama Allah gözleri de idrak eder. Ve huve latiful habir. Kalple görülür. Kalbi neye benzetiyor? Gayb alemlerine karşı açılmış pencere.
Yok, harika bir tabir ya bu. Penceresinde kurulmuş olan Latife-i Rabbaniye. O kalpte ne kurulmuş? Bir Rabbani, bir latife, bir duygu. Fotoğrafıyla alınan timsali nurani ile, nurani bir resimle Sultan-ı Ezel'i ilan eden harita-i nuraniyesidir. Demek kalpten çıkıyor o. Kalp bu haritayı çizmiş. Neymiş o? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Ve tercümanı belirgidir. Oldu mu güzel? Nedir o tercüman? Eşhedü en la ilahe illallah. Evet, bir tane daha. Vicdanın esrarengiz olan o kalpti. Bir de vicdan. Yani vicdan ilimle de ulaşılabilir bazen. Ulumu gayb zahire veyahut da batınayla. Esrarengiz, çok sırlarla dolu olan nutku beliganesi. O da nedir? Yani çok belaatlı bir konuşma. O da yine şehadet kelimesi. Cemiyeti kainata karşı. Kainat cemiyeti. Nasıl Birleşmiş Milletler'e karşı hani beyanname açıklıyorlar da biz de insan ve Müslüman olarak eşhedü en la ilahe illallah deyip bütün kainata karşı bir nevi beyanname açıklıyoruz. Vicdanımızın sonucu. Çünkü vicdan delillerini getirecek şimdi Allah'ın varlığına ait. Vekaleten inşa eden. Niye vekaleten dedi? Halife-i arzız ya. Ettehiyyatü'ye işaret ediyor burada. İnşat demek hutbe söylemek. Şiir söylemek demek. Vekaleten inşat da müthiş cümleler bunlar. Hep istiare ve teşbih. Hatibi fasihi. Kim o? Allah Allah. İnsan yani bu. En fasih. Hatip kimdir? İnsandır. Evet. Ağaçlar da, kuşlar da, hayvanlar da hatip. Ama bizim gibi değil. Ve kainata hakim-i ezeli ilan eder. Yani ezeli hakim olan, Allah'ın ilanını yapan, imanın mübelliği beliği olan, yani çok belaatlı bir tebliğcisi olan lisanın elinde. Tabii mümin dilinin elinde bir menşur-u la ezalidir. Yani ebediyete kadar devam edecek bir ferman-ı ilahidir. Menşur o. İşaret. Bura önemli. Kaç oldu saat? Daha var. Bu kelime-i şehadetin, yani eşhedü en la ilahe illallah kelimesinin iki kelamı. Birincisi Allah'tan başka ilah yoktur. Diğeri de Muhammed Allah'ın Resulüdür. Birbirine sadık-ı şahittir. Allah varsa Resulullah da var. Resulullah varsa Allah da var. Birbirinin delili. Doğru şahit. Ve birbirini tezkiye eder. Evet, üluhiyet nübüvvete. Eğer ilahlık varsa peygamberlik de olacak. Bürhan-ı limmidir. Bu tabiri okuyacağız, sonra devam edeceğiz. Muhammed Aleyhisselam, Sani-i Zülcelale. Yani celal sahibi olan, kainatın ustası olan Allah'a zatıyla ve lisaniyle bürhan-ı innidir. Ne demek bu? Arkadaşlar, mantık ilmini hatırlayalım. Mantık ilminde biliyorsun kıyaslar neticesinde ortaya çıkan 5 sanat var. Sınaat-ı hams diyoruz bunlara. En güçlüsünün adına ne diyoruz? 5 kitap halinde anlatmışlar. Burhan diyoruz. Anladın değil mi? Kesin yakiniyattan meydana geliyor bunlar. İkincisine ne diyoruz? Cedel diyoruz. Onlar biliyorsun farklı şeylerden. Sadece sayıyorum. Üçüncüsüne ne diyoruz? Safsata diyoruz. Yine kıyas olabilir ama yanlış mukaddimelerden, kıyaslardan oluşur. Ve dördüncüsüne ne diyoruz? Yani bu da çok enteresan. Şiir diyoruz. 5 tane. Değil mi? 1. Burhan. 2. Cedel. 3. Safsata. 4. Ha, onu unuttuk. Hatabe. Ne demek hatabe? Sadece hitabiyat tarzında. Yani işte makbuz, ya, ha, makbuz zatların. Ve beşincisi de şiir. İşte bunların birincisi bürhan mantık ilminde. Birincisi. Bunun özelliği mukaddimeleri yakiniyattan oluşacak. Mukaddimeler ne demek? Kıyasın mukaddimeleri demek. Birinci ve ikinci mukaddimesi. Yani kesin hüküm ifade ediyor. İlim ifade ediyor. İşte bu bürhan ikiye ayrılıyor. İyi dinleyin. Anladın değil mi? Birincisine bürhan-ı limmi diyoruz. Anladınız değil mi? Bunun iki tane tarifi var. İyi dikkat edin. Bunu öğreneceğiz. Yoksa okumayalım. Yani nedir o? Birinci tarif
Yani herkesin anlayacağı mana. Müessirden esere intikale yapılan kıyas demek. Yani mesela Allah varsa öyleyse onun talimatlarını tebliğ edecek bir peygamber olmalı. Yani buna misal olarak neyi veriyoruz? Adam öksürüyor. Değil mi? Her öksüren hastadır. Şu halde bu adam da hastadır. Bak müessirden esere. Anladık değil mi meseleyi? Yani hastalığına götürüyoruz. Yani şeklindeki bu kıyasa öksürme haddi evsat. Anladın değil mi? Sonuçtaki hüküm ise illet, harici illet. Şimdi yani öksürme hem zihnen adamın hasta olduğuna hükmedilmesini sağlıyor, hem de hükmün illeti haline geliyor. Hastalığın gerçekten var olduğunu ispat ediyor. Bu herkesin anladığı manada tarif. Ama bir de mantıktaki bir tarifi var. Bu şu demek. Burhan da haddi evsat o ortada olan şey. Burada ortada olan şey misalimizde neydi? Öksürme. Haddi evsat. Biliyorsun haddi ekber, haddi esgar. Yani mevzu ve mahmuller mukaddimelerde böyle adlandırılıyor. O kelimeler hatırlıyorsunuz değil mi? Daha başka misal vereceğim. Yoksa anlaşılmaz. Sadece burada izah edeceğim. Yoksa diğerlerinde izah etmeyeceğim. Çok uzun sürer. Demek ki Burhan-ı Limmi demek, Burhan-ı Limmi demek o kıyastaki, kıyas demek zaten, haddi evsat, iyi dikkat ediniz, ne yapıyor? Kübra ile sura arasındaki münasebetin yani neticedeki hükmü illeti demektir. Mesela örnek verdik. Bu adam öksürüyor. Bu suradır. Öksürmek de haddi nedir? Söyleyin. Haddi evsattır. Ortada. Çünkü ikisinde de geçecek. Ortada geçen o demek. Ha, her öksüren hastadır. Bak burada da geçti öksürmek. Haddi evsat. Ha, şu halde bu adam da hastadır. Haddi evsat hükmün neyi oluyor? İlleti. Yani gerekçesi oluyor. Hastalığın gerekçesi oluyor. Buna biz Bürhan-ı Limmi diyoruz. Buna tespit edersek kainatta Allah'tan başka kimse Hazreti Resulullah Allah'ın vahiylerini anlatıyor. Yani bura önemli. Yani bunu kurabilirsiniz yani. Allah'ın vahiylerini anlatan bir zatın olması zaruridir. Öyleyse Hazreti Resulullah Allah'ın Resulüdür. Bu şekilde kurabildiysen. Burhan-ı Limmi. İkincisi ise Burhan-ı İnni. Bu da eserden müessire. Başka bir misal vereyim. Müessirden esere. Ateşten dumana gitmeye. Değil mi? Burhan-ı Limmi. Ama dumandan ateşe gitmeye de Burhan-ı İnni. Burada haddi evsat neticenin gerçekten vakada var olduğunu illet değil burada. Sadece hüküm verilmesine sebep teşkil ediyor. Bak örnek veriyor burada. Her veremli hasta öksürür. Misal Bürhan-ı İmmiye. Bu adam veremlidir. Şu halde bu adam da öksürür. Öksürmek bir neticedir burada. İllet netice olarak çıkıyor burada. Ama ötekinde haddi evsat yani ne oluyordu? Sura ile kübra arasında illeti açıklıyordu haddi evsat. Ama burada neticeyi açıklıyor. Arada fark var. Şimdi burada da ne yapıyor? Hazreti Muhammed Resulullah'tır. Anlatabildim? Her Resulullah öyleyse onu gönderen biri vardır. Demek ki peygamberleri gönderen Allah'tır. O şekilde Burhan-ı İnni oluyor. Tembih. Bura önemli. Burayı da okuyacağız, bitireceğiz. Ne kadar kaldı? Hakaiki akaidi İslamiye. Bu cümle çok önemli arkadaşlar. Yani biz şerh-i akaidi okuduk değil mi? Hatırlıyor musunuz? Yok. Evet, şerh-i akaidi okuduk. Tefezani. Orada ne yaptı? İslam'ın akidelerini teker teker inceledi. Allah'a iman, sıfatları, zatı, sıfat vesaire hepsini anlattı. Ahirete iman, meleklere iman. Bütün bunlar bütün teferruatıyla, ayrıntılarıyla
Kütüb-i İslamiye'de, mesela Şer'i Akaid'de, mesela Şer'i Mevakıf'ta, mesela Şer'i Makasit'ta, mufassala, yani ayrıntılı olarak müberhene ispat edilmiş ve musarrahadır. Açıkça anlatılmıştır, görünebilir. Yani bizim onların nakletmemize gerek yok. Ve görülen şeyi göstermek zahirin hafasına. Yani çok açık bir şeyi sanki gizliymiş gibi anlatmaya benzer. Zaten açık bir şey bunlar. Veya muhatabın kabavetine veya muhatabınız aptal olduğuna işaret edilir, bilmiyor gibi. İşaret ve tecihil, karşı tarafı cahil kabul etmek olduğundan akidenin yalnız 3-4 unsurunu, yani biri Allah'a iman, tevhid, ikincisi nübüvvet, üçüncüsü haşir, dördüncüsü de neydi? Yani adalet vesaire, Kur'an-ı Kerim. Beyan edeceğim. Diğer hakaikini, diğer akaide ait meseleleri fuhul-i ulema. Fuhul, biliyorsun, daha ziyade öküzlerden, yani söyleme sahip inekleri aşılayan, ne diyorlar ona? Yani esas güçlü, o demek yani. Fahl, yani hayvanların, işte diğer hayvanları aşılayan, yani onları hamile bırakan şeyine diyorlar. Fahl. Bu fuhul-i ulema da alimlerin ileri gelen zirve şahsiyetleri demek. Onların kitaplarını havale ederim. Zira bana hacet bırakmamışlar. Yarın inşallah başlayacağız. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyyâke na'budu.